Sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Trump'ın tehdidi, Erdoğan'ın hesabı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Aslında olağanüstü bir pazartesi yaşayacağımız pazar geç saatlerde yapılan Beyaz Saray açıklamasından belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında yapılan görüşmeye dair kısa bilgi notunda Türkiye'nin uzun zamandır yapmayı planladığı operasyona yeşil ışık yakalarken ABD askerlerinin bölgeden çekileceği, IŞİD militanlarından bundan sonra Türkiye'nin sorumlu olacağı belirtiliyordu. Her ne kadar ABD tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'la Trump arasında önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme planlandığına dair bir bilgi olmasa da bu durum aslında rutine bindi. Erdoğan'la Trump arasında yapılan görüşmelerden sonra taraflardan yapılan açıklamalar hayli farklı. Türkiye'nin yakın zamanda operasyona başlayacağı teyit edilmiş oldu. Ancak bu açıklamadan birkaç saat sonra öyle bir fırtınaya tutulduk ki bu tip kaoslara alışık olmayan ABD medyası bile ne uğradığını şaşırdı. Çünkü Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme ve Suriye'den çekilme planından başta Savunma Bakanlığı olmak üzere ABD kurumlarının haberi yoktu. Dolayısıyla herkes şok oldu. Neredeyse hiçbir konuda uzlaşamayan demokratlar ve cumhuriyetçiler Başkan Trump'ın bu açıklamaları karşısında ittifak ettiler. Hatta Trump'a yakınlığıyla bilinen ve adeta özel elçisi olarak görülen Senatör Lindsey Graham zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Aralarında Hillary Clinton'dan Bernie Sanders ve Marco Rubio'ya kadar çok sayıda kritik isim Trump'ın Kürtlere ihanet ettiğini, Türkiye'ye operasyon için yeşil ışık yakmanın kabul edilemez bir hata olduğunu iddia ettiler. Trump'ın kararına tepkiler dinmek bilmedi. Günlerdir Trump'ın azli tartışmaları dışında hiçbir konuya yer vermeyen ABD medyasında bile manşetlere çıktı. Öğle saatlerinde ise Trump'tan keskin bir U dönüşü geldi. Trump şu tweetleri attı. Daha önce güçlü şekilde belirttiğim gibi ve sadece yinelemek gerekirse, Türkiye benim büyük ve benzersiz bilgeliğime göre sınırları aşan bir şey yaparsa Türkiye ekonomisini tamamen yıkar ve yok ederim. Bunu geçmişte yaptım. Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle birlikte IŞİD'lilere ve ailelerine nezaret etmelidir. ABD yapabileceklerinin fazlasını yapmış, IŞİD hilafetinin topraklarının %100'ünü almıştır. Kimileri çok zengin olan diğer bölge ülkelerinin kendi topraklarını korumasının vakti gelmiştir. ABD büyüktür. Daha önce Rahip Brunson krizi sırasında Türk ekonomisini çökertmekle tehdit eden Trump, aynı tehdidi yinelemiş oldu. Ancak Trump'ın Türkiye'yi tehdit etmesi, Kürtlere koruma vaat etmesi tepkileri dindirmedi. Hatta sıkı Trump destekçisi Fox TV bile Trump'ın Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin dökümlerinin yayınlanmasını talep etti. Peki ama bu baş döndüren gelişmeler ne anlama geliyor? Şimdi ne olacak? Analize Erdoğan cephesinden başlayalım. Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon için çok sayıda gerekçesi var. Her şeyden önce Erdoğan'ın kurduğu tek adam rejimi böyle bir operasyonu şart koşuyor. Ülke Erdoğan'ın şahsi malı sayıldığı için karar alırken ne meclise ne siyasi partilere ne de başkalarına soruyor. Erdoğan'ın bu operasyondaki öncelikli hedefi ise iç politika. Çünkü sınır ötesi operasyonla MHP ve derin yapılarla olan ittifakına İyi Parti'yi de eklemeyi planlıyor. Milliyetçi oylarla oluşturacağı yeni ittifakla önümüzdeki seçimde %50+1 oya ulaşmayı hedefliyor. Öte yandan HDP'yi kriminalize edip CHP ile PKK'yı aynı paydada birleştirerek muhalefeti bastırmayı planlıyor. Erdoğan'ın ikinci hedefi Kürtler. Türkiye sınırına paralel olarak uzanan bölgedeki Kürtlerin arasına Suriyeli mültecileri yerleştirerek nüfus yapısını değiştirmeyi planlıyor. Böylece bir taşla kuş sürüsü vurmuş olacak. Şöyle ki, Erdoğan uzunca bir zamandır Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgede TOKİ konutlarının yapılacağını söylüyor. Yaklaşık 200 bin ev yapmayı planlıyor ve toplamda 1 milyonu aşkın Suriyeli buralara yerleşmeyi hedefliyor. Erdoğan'ın bu projesiyle yandaş iş adamlarına yeni rant kapısı açılacak. Güvenli bölgeye yapılacak konutlar için AB liderlerinden söz de aldı denebilir. Çünkü ülkesine yönelik yeni bir Suriyeli mülteci akınından korkan Almanya lideri Merkel, Erdoğan'a yapılacak konutlar ve mültecilerin buralara yerleştirilmesi konusunda destek sözü verdi bile.
Erdoğan, bu operasyonla birlikte hem Türkiye içindeki müttefikleri hem de Rusya ile olan işbirliğini pekiştirmiş olacak. Nihayetinde Putin'in hedefi Türkiye ile ABD'yi Suriye'de karşı karşıya getirmek. Böylece Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığı daha da artmış olacak. Listeyi uzatmak, Erdoğan'ın hanesine başka gerekçeler yazmak mümkün. Gelelim Trump'ın sürpriz adımlarına. Her şeyden önce Trump'ın Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde aldığı kararlardan ABD kurumlarının özellikle de Pentagon'un haberinin olmadığı kesin. Zira Savunma Bakanı dahil tüm bürokrasi Türkiye'ye yeşil ışık yakıldığını, bölgedeki Amerikan askerlerinin çekileceğini Trump'ın tweetlerinden öğrendi. Nitekim bu durum resmi açıklamalara yansıdı. Yani Trump dışında herkes bölgeden asker çekmeye karşı. Tıpkı Erdoğan gibi Trump'ın da öncelikli hedefi iç politika. Çünkü Suriye'den asker çekme, Trump'ın seçim vaatlerinden biriydi ve bu hareketiyle seçmene mesaj vermeyi hedefledi. Ayrıca IŞİD'le mücadeleyi Türkiye'ye devretmesi de propaganda için güçlü bir argüman. Dahası Trump bu sayede azil tartışmalarını geri plana itmiş oldu. Trump 2020 seçimlerine doğru giderken bu konuyu kullanabileceğini düşündü. Ancak burada stratejik bir hata yaptı. Çünkü Trump'ın çekilme ve operasyon için Türkiye'ye yeşil ışık yakma kararı başta kendi partisinin etkili isimlerini kızdırdı. Başta Senatör Lindsey Graham olmak üzere etkili cumhuriyetçiler Trump'a ateş püskürdü. Normal şartlarda Trump eleştirileri pek dikkate alan bir siyasetçi değil. Ancak bu kez durum farklı. Çünkü Ukrayna skandalı nedeniyle başlatılan azil sürecinde Trump'ın her cumhuriyetçinin oyuna ihtiyacı var. Bu realite Trump'a geri adım attırdı ve Türkiye'yi tehdit tweet'i geldi. Fakat bugüne kadar güçlü bir şekilde Trump'ı destekleyen cumhuriyetçiler son Suriye kararı sonrası şok yaşadılar. Azil sürecinde her bir cumhuriyetçinin oyuna ihtiyacı olan Trump'ın Suriye kararına makul bir izah getirilemeyince komplo teorileri havada uçuştu. Pazartesi günü baş döndüren bir trafik yaşadık ancak bundan sonrasına dair net bir şeyler söylemek için erken. Çünkü Trump gerçekten öngörülemeyen bir siyasetçi. Aynı gün içerisinde 180 derece dönüş yapabiliyor. Yarın çıkıp Türk ekonomisini çökertmek için düğmeye basabilir. Aslında bunun için ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Zarrab davası olarak bilinen İran ambargosunun delinmesi meselesinden Halkbank'a gelecek cezayı ve S-400 hava savunma sistemlerinin alınması nedeniyle bekleyen CIA-TSA yaptırımlarına yol verse amacına ulaşmış olur. Çünkü bugüne kadar Trump'ın engellediği bu iki yaptırım hayata geçerse zaten zor günler geçiren Türk ekonomisi dibe vurur. Kaldı ki Rahip Brunson krizinde gördüğümüz gibi Trump sadece tweet atarak bile Türk ekonomisini alt üst edebiliyor. Ya da tam tersi bir adım atıp Türkiye bizim için önemli bir ülke, Rusların kucağına itemeyiz diyebilir. Beklettiği yaptırımların önündeki vetoyu kaldırmadığı gibi Türkiye'nin F-35 dahil olmak üzere büyük projelere dahline yeşil ışık yakabilir. Her ikisi de eşit oranda ihtimal ama kesin olan şu var. Kimse Trump'a dair bir öngörüde bulunamıyor. Erdoğan cephesinde ise yüzler gülüyor denebilir. Çünkü Erdoğan'ın arayıp da bulamadığı destek Trump'tan gelmiş oldu. Erdoğan ekonomik krizi fatura edecek bir yer bulmuş oldu. Yeni durumda kimse Berat Albayrak'ın yanlış politikalarla ekonomiyi çökerttiğini konuşmayacak. Bir yandan da milliyetçi muhafazakar kesimi tek parça halinde arkasına almış olacak. Nitekim Trump'ın tweetinden bir saat sonra bile kamuoyu Erdoğan'ın istediği kıvama gelmişti. Erdoğan bu kamuoyu desteğiyle bir seçimi daha rahatlıkla çıkartır. Peki Erdoğan Trump'ın tehdidine rağmen Suriye'ye girer mi? Erdoğan kar zarar hesabı yaptığında Suriye'ye girmenin kendi lehine olduğunu görecektir. Sonuçta çöken ekonomi, kaybedilen canlar, artan terör, PYD Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna girişmesi halinde savaşacaklarını açıkladı, terörün Türkiye'nin her yerine yayılacağını öngörmek için uzman olmaya gerek yok. Erdoğan'ın meselesi değil. Türkiye'nin üzerine aldığı IŞİD'lilerin oluşturacağı risk de Erdoğan için endişe kaynağı değil. Nihayetinde Suriye'deki IŞİD'liler Erdoğan rejimi için
tanıdık çocuklar sayılır. Aksine bütün bunlar oldukça Erdoğan koltuğunu sağlama alıyor. Kurduğu tek adam rejimini daha da pekiştiriyor. Eğer bu aşamada Suriye'ye girerse ya Putin'in elinde esir ya da kendi koltuğunu garantiye almak için binlerce insanın hayatını kaybetmesini göze alacak kadar gözü dönmüş demektir. Hangisi olursa olsun sonuçta kaybeden Türkiye olacak, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.